Baba! Baba! Baba dur ne olur! Baba Allah aşkına dur, Allah'ın adını verdim ne olur! Nasıl yaptın kızım? Sen evlisin. Kocan var. Baba sen Ahmet'le aramızda olanları bilmiyorsun. Her şeyi bilmiyorsun. Doğrudur. Ama benim bildiğim bir tek şey var. Bu adam benim size öğrettiğim her şeye karşı, bütün değerlerimize, bize karşı bu adam. Gözüyle, bakışıyla, varlığıyla, her şeyiyle karşı. Değil. Eskisi gibi değil, değişti. Sen daha çocuk değilsin. Artık çocuk değilsin be kızım. İnsan 7'sinde neyse 70'inde de o. Sen bunu bilecek yaştasın. İnsan değişmez. Değişir baba. Sen değiştin mesela. Değişmedin mi? Ben değişmedim kızım. Ben yenildim. Büşra, iyi misin? Asıl sen iyi misin? Ben... İyiyim İlhan, ben iyiyim. Bana anlatabilir misin? Ne oldu? Hı? Sen düşünme şimdi bunları, dinlenmen lazım. Ben seni zor durumda bıraktım. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Sonra konuşalım mı? Ben sandalyeni getireyim. Şimdilik çözdün ama bir daha böyle yapamazsın. Efendim onun için de mi madde koyduracaksın? Yok, hiç gerek yok. Böyle arkama yaslanacağım, senin batışını izleyeceğim. Eminsin yani batacağımdan ha? En başta bana söylemiştin ya, biz bu işlerden anlamıyoruz diye. Evet. Herhalde kartları açıp oynamak istemiyor, ondan böyle konuşuyor falan diyordum. Ama yani yaptıklarına bakınca gerçekten anlamıyormuşsun. Önceliklerimiz de farklı. Onu da atlamamak lazım. Aa, Kadir Bey, onları atlamak ne mümkün? Zaten ben unutsam siz bir şekilde yaptıklarınızı bana hatırlatıyorsunuz. Şimdi dönelim konumuza. Böyle giderse hiçbir şey kazanamaz. Bırak kâr etmeyi, senin tabirinle dükkanı döndüremez. Çok da umurumda değil biliyor musun? Yemedim canım. Sen tabii ağzında gümüş kaşıkla doğduğun için çok normal geliyor. Ama para hakikaten umurunda değil. Pardon, bunu açmam lazım. Efendim anne. Kadir, hemen eve gelmen lazım. Hemen. Ya Binnur, ben ne anlatıyorum? Getir! Getir! Getir. Elbas! Bas öyle anlat bana ne anlatacaksan. Basmıyorum. Ne yapacaksın? Dersen anne bana ben koyayım yerine. Demek ki var bir şey.
Allah'ım delireceğim Servet, doğru söyle. Ya Binnur kadının yardıma ihtiyacı vardı. Ha sana kaldıydı Yaşar elin kadınına yardımcı olmak, öyle mi? Ya elin kadını değil, amcamın oğlunun. Anlat sen anlat. Binnur yer mi bunları be? Kadınla görüşmüşsün, konuşmuşsun Yaşar. Ne bağırıyorsunuz? Yaşar, çık dışarı. Hayır, hayır anne. Gitmesin, anlatacağım. Benimle uğraşırsanız daha da böyle görürsünüz gününüzü. Giyin ulan şimdi birbirinizi. Bu kadınla aranda ne var anlatacağım bana. Ne yapıyordun otellerde anlatacağım. Sağ ol, afiyet olsun. İyi misiniz abi, biraz daha? İyiyim. Ne iş kızım bu kadın? Bakıyorsun sen öyle deli deli. Kadın içeriye girdiğinden beri diktin gözlerini. Hayırdır? Benim beceremediğim becermiş de ona bakıyorum. Neyi becermiş? Ne? Bana bak. Ne yapıyorsun kızım sen? Sen ne ara geldin bu kafalara? Hayırdır? Yok ya, benim bir kafalara girdim falan yok. Şayka, hapları kullanıyorsun değil mi? Herhalde kullanıyorum. Kullanmayıp ne yapacağım? Bilmem. Servetcan Saranlı'yı doğuracaksın herhalde. Yok artık ya. İşim olmaz. Yeter artık Ecrin. Mahvettin kendini güzelim, yeter. Keşke gelmeseydik buraya. Keşke hiç gelmeseydik. Ne gülüyorsun? Komik bir şey mi var? Vallahi var Zeynep'ciğim ya. Şayka geldiğinde benimle dalga geçiyordunuz ya. O geldi aklıma. Biz seninle dalga geçmiyorduk bir kere. Ha. Cici anne aşağı, cici anne yukarı. Alın buyurun bakalım. Sizin de oldu bir tane. Kübra, sus. Abla, annemle babam boşanacak mı şimdi? Hayır, bir tanem yok öyle bir şey. Saçmalama, nereden çıktı o ya? Vallahi yani şimdilik olmayabilir tabii ama ileride olabilir Yusuf emin. Çok da şey etmemek lazım. Ya bak, parçalarım kızım seni. Kolaydı. Ne oluyor? Allah Allah. Kübra şansını zorluyor biraz babaanne de. Zeynep. Ne Zeynep babaanne, ben bir şey yapmadım. Kübra'ya söylesene onu. Tamam, gel bana yardım et sen, gel. Gel. Yürü kızım. Abla, o kadından dolayı şey olmaz değil mi? Ne olmaz Ecrin? Annem. Gitmez yani. Saçmalama Ecrin. Olur mu öyle şey? Ne alakası var ya? Gel sen de buraya. Sen ağlama yeter. Odaları karıştırdınız herhalde. İzin verirseniz sizinle bir şey konuşabilir miyim? Sonra hemen gideceğim. Sizin babanız dünya iyisi bir adam. Onun tek istediği bana yardım etmekti. Hamile bir kadını ortada bırakmak istemedi. Yani benden korkmanıza gerek yok. Ben hiçbirinizin hayatını alt üst etmeye gelmedim. Ne olur bana inanın, olur mu? Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Neydi çocukların adı? Beyim, ellerinden öperler. Büyük kızın adı Mina. Mina? Evet. Küçünkü Nuray. Oğlan da Kadir. Kadir? Evet. Aa, Kadir. Benim küçüğün adı. Allah başlasın beyim. Kızlara dikkat etmek lazım. Kızlar önemli. Kızlara göz kulak olacaksın. Olacağız, olmaz mıyız? Hatta hepsini okutacağız inşallah. Tabii tabii inşallah. Bizim zamanımızda başkaydı tabii. Biz babalarımızdan, dedelerimizden farklı gördük. Dediler kızdır. Nasıl olsa evlenip gidecek, okumasa da olur. Doğru değil. Tabii. Doğru değil, okuyacak. Hepsi okuyacak. Kızı da, oğlanı da okuyacak. Mesela bizim Büşra bitirdi üniversiteyi. Ama biraz geç bitirdi. Ben başta yollamamıştım çünkü hata. Hata tabii. Ama sonra tuttum elinden, getirdim. Kimi beyim? Büşra'yı. Büşra'yı getirdim. Ben hata ettim, seni koruyamadım. Beni affet dedim. Ama türlü türlü şeyler oluyormuş arkamdan meğerse. Beyim af buyur, ben anlamadım. Okuldan mı getirdin? Neyi? Büşra'yı okuldan mı getirdin? Ben anlamadım da. Yok yok, ben öyle kendi kendime.
Kendi kendime konuşuyorum, sen aldırma bana. Tabii. Buyurun. Sağ ol kızım. Sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ah, sağ ol Büşra kızım, sağ ol canım. Benim adım Büşra değil, Nuray. Aa, ben Büşra mı dedim? Kusura bakma, Nuray. Nuray, teşekkür ederim kızım, sağ olasın. Hadi kızım, sen geç kardeşlerin yanına. Sağ ol. Aferin kızım. Sağ ol kızım, ellerine sağ ol. Aferin. Sağ ol. Yok yok, kesin bir şey var Münevver, kesin bir şey var. Bak ben buraya yazıyorum. Kim bilir nerede görüştün bu kadınla, nerede karşılaştın? Ya ben sabahtan beri ne anlatıyorum? Ya Binnur, saçmalama, boşu boşuna üzüyorsun kendini ya. Söylediklerine bak. Sen bana mı geliyorsun? Aa. Yok Binnur abla, yanlış anladım. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Gel bakayım sen. Yanlış anladım, biz başka bir şey konuşuyoruz. Binnur abla, sakin ol. Binnur abla, sakin ol. Ya bir dur. Senin sinirlendiğin kişi ben değilim. Allah'ım tek. Ya senin sinirlenmen gereken kadın içeride Salya Sümük ağlıyor. Ya ben senin tarafındayım. Esas Yaşar abi o neydi belirsiz kadını bu eve getirmeseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Lan bana bak, bana böyle anlatın lan. Sen abi bak, ayıp. Sen kimle ayarlattın? Boş söyleyin şimdi. Sen oğlanı. Yeter! Anlayacağın babalık hak edene yapılır. Zaten daha şu kadarcıkken biliyordum hepsinin ne olacağını. Bir tanesi zehir gibi ama İnatçı, onun inadını kıramadım. İnatçı. Kim beyim? Büyükler ha? Kim? Yok, büyükleri geç de. Şey, küçüklerden de. İşte olursa Kadircan belki. Şey var sonra. Kübra var. Yusuf Emin var. Yusuf Emin'in bir büyüğü var. Neydi onun adı? Yok değil, neyse. Evet. O zaman siz bence toplanın. Beyim, çıkartıyor mu bizi? Yapma Allah aşkına. Yok yok yok, öyle değil ya, öyle değil. Daha güzel bir yere götüreceğim ben sizi. Gerçekten? Hı hı. Siz şimdi toparlanın, benden haber bekleyin. Tamam beyim. Tamam. Hadi. Sağ ol, Allah razı olsun beyim. Hadi sağ selamet ver. İyi akşamlar beyim, sağ ol. Neydi onun adı ya? Neydi onun adı? Herkes kendince haklı, kabul. Ama abim yanlış bir şey yapmadı. Heh. Allah razı olsun Kadir. Tekrar söyle. Anlamak istemeyenler var. Bana mı dedin sen onu? Yenge bir dakika. Başından beri bir sıkıntı çıkmasın dedi abi. O yüzden konuştuk, bir yol bulmaya çalıştık. Ya insanlık yapmak istedi abim. Kadın dışarıda kalmasın dedi. Kadir, benden bunu saklamayacaktı. Ya gücüm, ben senden bir şey saklar mıyım? Ya işte senin kafan karışmasın. Ulan istediğin kadar saklan. Sen elime geçmeyeceksin mi? Yaşar. Yaşar, çocuklar var, ne yapıyorsun? Ha gel, gel de gör. Ya Yaşar, abi dur. Yaşar Allah abi, aşkına. Abi dur, dur, dur. Ya sen ne tutup duruyorsun benim kolumu çocuk kimi? Sen biliyorsun niye tuttuğumu. Ya tamam, bir şey yapmayacağım. Tamam. Geldin mi? Gel. Lan sen beni ne satıyorsun? İt! Ya ne konuştuk abi şimdi içeride? Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen beni polise ihbar ettin. Polise, polise. Lan ben doğru olanı yaptım. Ya bir sakin olun. Bir insan abi, gibi konuşalım ya. Abi sen işine gelince doğru olanı yaparsın. İşine gelmeyince ne yapar Yaşar abin? Ben bilmem. Görmedim, duymadım, konuşmadım değil mi? Üç maymun Yaşar seni. Lan seni. Ya abi diyorum, dur. En azından hepinizin gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu oğlum. Bundan sonra böyle. Aklınıza kara,
gününüze gece, işinize geliyorsa her zaman her yerde karşınızdayım oğlum. Ben... Bırak. Bırak çıksın. Baba. Bir dur kızım, bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Baba, bir şey demeyecektim ki. Yanındayım diyecektim sadece. İyi tamam, ol sen benim yanımda. Tamamdır abi, eyvallah. Ben sana haber veririm. Eyvallah. Kübra? Üzme kendini bu kadar. İyi misin? Ha? İyi misin? Canım ya. Kıyamam. Sakin ol. Sakin ol, üzme kendini. Ne yapıyorsun lan sen burada? Abi giremiyorum. Almıyorlar. Kadir geldi ya. Atla arabaya. Kadir kimmiş? Abi sıkıntı çıkmasın sonra. Onların sıkıntısını atla. Ya atlayayım. Kilitli. Kilitli. Hadi, hadi. Geliyorum. Buyur bak, bu odada yatarsın. Burası boş. Anne. Ha yavrum. Büşra gelirse, yani gelince nasıl olacak? Münevver, sen çamaşırı bir an önce as, sonra ütü tutmuyor. Ben size yük oldum. Ben salonda yatsam, çünkü ben sabahları erken kalkıyorum zaten. Kimse anlamaz benim orada olduğumu. Yok yavrum. Bu oda boş, buranın sahibi gelmeyecek. Neden dersen, o seçimini yaptı, defteri kapadı. Hadi. Sen geç, rahatına bak. Geç kızım. Beni ilk gelin getirdiler. Eve girdim, böyle bir garip geldi. Yani ben... Kokusunu tanımıyorum, sesini tanımıyorum. Ben burada nasıl yapacağım falan. Böyle... Çünkü herkesin evinin bir kokusu var. Hani başkasını rahatsız edebilir ama... O senin için yuvadır. Benim için de öyle olmuştu. Başta yadırgamıştım ama... Sonra alışıyor insan. Sen de inşallah bu ailenin bir parçası olacaksın. Çok teşekkür ederim Faziletim. Bir şey deme yavrum. Hükmün sahibi Allah. Birlikte yiyeceğimiz rızkımız varmış demek. Hadi dinlen sen. Yaşar. Bin Nur. Kübra, Münevver, Kadirhan, Kadircan, Yaşar, Binnur, Fazilet, Servet, Şahika, Emin, Yusuf Emin, Binnur. Ecrin Emin'in vaktiyle adını bir türlü hatırlayamadığı bıçağa dönüşmüştü. Alet çantasındaki her şeyin adını hatırlamıştı. Bir bıçak gelmemişti aklına. Şimdi de bir Ecrin gelmiyordu işte. Kaşı, gözü, yüzü, boyu, posu, her şeyi Emin'in gözünün önündeydi tas tamam. Peki ya adı? Adı yoktu.
emanet ol. Hoş geldiniz. İyi kaynattı kadim gece. Abi biz niye geldik buraya ya? Otelde iyiydik. Burası şirketin mülklerinden biriymiş. Finans müdürüm ne kalıyormuş burada? Amerika'daymış şimdi işte. Anlayacağım boş işte. Vay vay vay. Hele. Al sana mis gibi ev. Kır dizini otur. Oturayım abi. Bana bak. Ben yokken partileme sakın ha. Yok be abi, ne partilemesi? Efendim? Gel konuşalım. Geç kalma. Yarım saat en çok. Süphanallah. İyi hadi ben çıkıyorum. Ben ne yapacağım abi burada tek başıma? Onu da artık sen bul Ahmet, bir zahmet. Kızım. Bak bakayım. Ahmet Bey ile ilgilenin. Televizyon kumandası nerede onu verin. Nasıl açılıyor gösterin. Tamam. Tabii Servet Bey. Dolaşık gitmiş. Ama gene açtık be anne. Bak gene dolandı. Gel gel. Şuraya. Günaydın. Günaydın yavrum, günaydın. 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 Bizim için öğlen tabii de. Yalan mı anneciğim, saat kaç oldu? Aslında ben erken uyandım ama kimseyi rahatsız etmek istemediğim için. Yok yavrum, sen kibarlık etmişsin tabii. İstediğin zaman gelsen yanımıza, rahatsız etmezsin. Kız çok kibar. Hayırdır? Dışarı falan mı çıkıyorsun? Yok. Ha. Öyle giyindim işte. Şimdi Ramazan malum biz orucuz ama senin karnın acıkmıştır. Münevver gel, mutfakta bir şeyler hazırlayalım. Tamam, ben yardım edeyim. Yok, ne olur yok. Zahmet etmeyin. Ben hallederim. Hiç zahmeti falan yok. Olmaz ya. Hayır, aç kalmayız. Gel, gel, gel. Hallederiz. Gelin, gelin lütfen. Gel çocuğum, gel çocuğum, geç. Geç. Ben de bineyim aşağı. Belki bir yardıma ihtiyaç falan olur. Tabii, tabii. Söküğünü biz dikelim. Beyefendi otellerde. Ben de bir şey yapsaydım, yardım etseydim size. Yok yavrum, bitti neredeyse, bir şey yok. O kadar alıştım ki her şeyi kendim yapmaya. Böyle birdenbire. Yok yavrum, sen hamilesin, şimdi dinlenmen lazım senin. Otur sen. Bir sıkıntı yok inşallah. İyiyim, dün hastanede biraz korktum ama şimdi iyiyim sayenizde, sağ olun. Annemin yemeklerini yiyince daha da iyi olacaksın inşallah. Demek nişanlandınız. En küçüğü Orhan'dı değil mi? Evet. Orhan'la. Evlenecektiniz. Değil mi? Ama olmadı.
Bak ya, kıyamam ya. Ah yavrum ya. Ah günah ya bu yavruya. Vallahi bak. Nasıl gidiyor? Var mı dedikodu malzemesi? Gel de kendin bak. En son ne zaman sarıldı sana böyle Fazilet anne? Bir an. Geldi, bir anda bütün ilgi üstüne topladı. Kaç yıllık geliniyim, bana bir kere bile böyle bir kahvaltı hazırlamadı. Ama kaç yıllık gelinsin, bir kere bile böyle hamile kalamadın sen de. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Gel, domatesleri kesek uçurdu. Gel kuzum. Hayırdır? Sabah sabah çağırdığınıza göre çok önemli bir şey olması lazım. Kardeşin, bil bakalım ne yapmış? Hangisi? Benim en sevmediğim. Yolumuza taş koyan. Kadir o zaman. Doğru bildin. Sedez'deki haklarını devretmiş. Hem de kime? İşçilere. İşçilere mi? O ne demek ya? Detayları sorup öğrenirsin bir zahmet. Sizin payınızı da devretmiş. Can sıkıcı kısmı da o. Ben de seni bir arayayım dedim. Haberin var mı? İznin var mı? Yok, hiç haberim yok. Servet, o zaman dikkatli olacaksın. Bugün bunu yapan yarın neler yapmaz. Meydanı boş bırakma Servet. Sonra dımdızlak ortalıkta kalırsın. Anladın mı? Öyle bir şey olmayacak. İlk ve sonlu. Bundan sonra benden habersiz kuş uçmayacak kuş. Büşra. Efendim? Neden İlhan olmaz dedin bana? Ben öyle bir şey demedim. Tam olarak böyle değildi ama aşk diye bir şey yok dedin. Onu dedim, o doğru. Kendini kaptırma, üzülürsün dedin. Onu da söyledim, evet. Neden? Nedenini anlat bana. Tamam, anlatayım. Ama böyle telefonda olmaz. Yüz yüze konuşalım mı? İstersen sen bana gel. Tamam, geliyorum. Şu düştüğümüz hallere bak, tövbe estağfurullah. Günaydın. Ya bak, sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Koca yatakta bir başım. Tövbe estağfurullah. Ya dönmeyecek misin sen gelin? Çok beklersin Yaşar. Tabii ki bu gece de Yusuf Emin'in yanında yatacağım. Bak. Vallahi ayıp ediyorum Bindir'e. Ya bu yaştan sonra ayrı yatmalar falan. Çocukları da üzüyoruz.
Ya zaten rezil rüsva olduk, kavga dövüş el aleme. Gözünü seveyim Binnur'um. Kapat artık şu meseleyi. Sen onu arkamdan hiç karıştırmadan önce düşünecektin. Binnur'um, gözüm bir bebeği. Allah'ını seversen bak, Allah'ın adını verdim diyor. Ya ben o kadına yalnızca yardım ettim. Ya o kadar anlattım hepsini, vallahi o kadar. Bak, her şeyi baştan anlatayım. Ya ben bu kadını sokağın kenarında hüngür hüngür ağlarken buldum. Ay anlatma. Sen bana hiçbir şey anlatma. Bence ben artık senin anlatacağın hiçbir şey dinlemek istemiyorum Yaşar. Hasbinallah. Bir de utanmadan bana hala diyor ki. Sana zövbe başından anlatayım. Binnur Hanım, müsaitseniz bir şey konuşabilir miyim sizinle? Yok. Uygun değilim şu an. İftara hazırlık yapacağım. Bakın, Binnur Hanım. Bakın ben sizi çok iyi anlıyorum. Size rahatsızlık verdiğim için de ayrıca özür dilerim. Ama inanın bana Yaşar Bey yanlış bir şey yapmadı. O bana yardım etmek istedi. Bunu da size söyleyemedim. Hepsi o kadar. Kocanız çok dürüst, çok iyi niyetli bir insan. Ayrıca size de çok bağlı. Binnur Hanım, yemin ederim aramızda hiçbir şey olmadı. Olamaz da. Hem Yaşar Bey benim artık abim sayılır. Bakın ben çok zor bir duruma düştüm. Evim, işim, param, hiçbir şeyim kalmadı. Kocanız olmasaydı bitmiştim. Onun kadar dürüst, onun kadar iyi bir insana sahip olduğunuz için gerçekten çok şanslısınız. Çok şanslıyım tabii ya. Çok. Oldu. Geçti mi sinirin? Affettin mi ben? He, affettim. Yazıklar olsun sana. İçimde kaldı da ondan geri geldim. Binnur, yeter. Yetmez. Yetmez. Sende bu saflık varken daha çok tükürürüm ben senin suratına. Aa, sen niye benim karşımda dikiliyorsun öyle? Hadi gel. Gel bakalım. Gel bakalım, ağlayan zavallı bir kadın var mı? Varsa topla getir hepsini eve. Hepsini topla. İn midir, cin midir düşünmeden. Ya aklım almıyor, benim aklım almıyor Yaşar. Kadın beş parasız kalıyor, sonra da senin karşına çıkıyor. Neden? Neden acaba? Ya araştırdım diyorum kızım. Neyi araştırıyorsun Yaşar? Neyi araştırıyorsun? Bu gidişle boşanma bu kadar araştırtacağım ben sana, senin haberin yok. Ne boşanmaz kızım? Yok boşanma boşanma, ne diyorsun sen Binnur ya? Binnur! Yok kafayı yiyeceğim ya. Bilir. Abimden haber var mı? Maalesef efendim, ben de ulaşamadım kendisine. Kadir. Ben de geliyorum senden. Gelme abi. Ya şirkete gitmiyor mu? Senin burada halletmen gereken daha önemli meseleler var abi. Tamam, kalman daha iyi. Ya kalıp mı olacak? Uzamasın abi. Bak uzarsa toparlayamayacağız. Alo, Burhan Bey. Emin ben. Emin Bey, nasılsınız? Sağ olasın, sağ olasın. Şimdi diyeceksin ki koskoca CEO'yu uğraştırdığı şeye bak. Ama yardımın lazım bana. Estağfurullah Emin Bey, görevim. Dinliyorum, buyurun. Şimdi şirkette çalışan bir aile var. Onlara bir yer lazım. Müdürlerimizden biri mi? Yahu, değil. Sen ne yapacaksın kim olduğunu? Şirkette çalışıyor işte. Ha, sen yer var mı yok mu onu söyle bana. Misafirhanemiz var efendim. Evladım, aile diyorum, aile, aile. Bunlar beş kişi. O zaman ben duruma bir bakıyorum, hemen geri dönüş yapıyorum size. Ha, yalnız acele olsun ki bugün halledelim bu işi. Tamam, ilgileniyorum hemen ben. Tamam, sağ olasın, hadi. Eyvallah. Bugün gideceğiz mi? Niye buradasın sen? Kovamadın mı ben seni oğlum?
Evet, kovdun. E o zaman? Evden kovdum. Buradan öyle kolay kovamazsın. Nedenmiş o? Aslında evden de kovamazsın da, neyse. Şimdi durduk yere gerilmeyelim abi. Zaten başımızda bin türlü dert var. Yok, gerilmeyeceğiz. Ahmet benim müdürüm. Müdürün? Ha, müdürüm. Ne müdürün abi? Ne müdürüsün sen Ahmet? Sen neyi uygun görürsen abi. Hah. Boşlukları sen dolduracaksın artık. Bul kafana göre bir şey. Bundan sonra benim isteklerimi sana Ahmet bildirecek. Ha. Başka? Onları da zamanı gelince konuşuruz. Şimdi gelelim asıl meseleye. Süt fabrikasını işçilere teslim etmiş. Bizim payımıza. Yaptım evet. Kime sordun? Sana mı soracaktım? Soracaktın tabii. Kafana göre bizim payımızı veremezsin öyle. Bir dakika, bir dakika. Sen bu haberleri nereden alıyorsun abi? Sen onu bunu bırak. Öyle kafana göre işe bizim istedilerimizi dağıtamazsın. Bunu bir kere yaparsın. Bir daha yaptırmam. Hadi. 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 Ayrıca sadece benim değil. Çocukların da hakkı var o hisselerde, fabrikalarda, her şeyde. Öyleyse neredeler o zaman, he? Neredeler? Hadi Yusuf Emin'le ecrini geçtim. Büyükler nerede? Niye kimse taşın altına elini sokmuyor, he? Niye kimse çalışmıyor, neredeler? Vallahi ben onu bunu bilmem. Sen akıllıysan, ben de akıllıyım. Ha beğenirsin, beğenmezsin o ayrı. Ne dedim ben dün size? Aklınıza kara, gününüze gece. Bundan sonra böyle. Yürü Ahmet, gidiyoruz. Gidelim abi. Hadi selametle. Biz ne eder? Funda efendim. Teşekkür ederim Funda Hanım. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi misiniz? Daha iyi günlerim olmuştu. Şimdi şu kapı açılsa da içeri. Babam girmesi mesela. Hazır mısın? Hadi bakalım. Arabalar bekliyor. Eve gidiyoruz. Dışarıdan bakınca böyle bir farklı gözüküyorsunuz. Ama biraz yaklaşınca bir sıcaklık var yani. Biz bağlıyızdır birbirimize. Buraya gelene kadar öyleydik. İstanbul bozdu bizi diyorsun. Kimseyi suçlamıyorum da. Kadir abimden sonra oldu ne olduysa. Nasıl sonra? Yani sonra derken? Bir zaman uzaktaydı o. Ondan sonra eskisi gibi olamadık hiç. Neredeydi ki? Belki bir ara anlatır. Şimdi ben onun özelini anlatmayayım sana. Çok haklısın. Kusuruma bakma. Kızar çünkü o böyle şeylere. Öyle mi? Dedikoduyu hiç sevmez. Zararsız olanları bile.
dünyanın en tatlı, en anlayışlı insanıdır benim abim. Kimseyi kırmaz, incitmez. Kimin derdi olsa koşar. Ama onun da kırmızı çizgileri var tabii. Başka ne var mesela? Pardon. Keşke böyle olmasaydı. Böyle abimden uzak olunca, onunla konuşmayınca... her şey o kadar zor ki. Keşke böyle olmasaydı. Büşra. Ben bir içeri girip hemen geleceğim, tamam mı? Alo, müsait miydin? Benim seninle konuşmam gereken bir konu vardı da... Sedez'le alakalı. Acaba müsaitsen bana uğrayabilir misin? Hoş geldin. Ne haber? İyi. Senden? İyi. Ama senin pek keyfin yok gibi. Yok. Aynı işte bildiğin gibi. İş aramacı. Ben de bir şeyler aldım. Ne gerek vardı yine Kadircan? Hallederdim ben. Ya ne olacak iki torba bir şey aldıysam sana? Biz sevgili değil miyiz? İyi günde kötü günde... Ha ben kötü gündeyim yani, öyle mi? Sen de bana yardım edip kahramanlık yapıyorsun. Ya Cansu ne alakası var? Ben sadece sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Kira günüm de geliyor Kadircan. Kiramı da öde istersen ha? Hatta cüzdanıma benden habersiz para falan koyarsın. Öyle biri miyim ben? Sevgilisinin parasını yiyen. Aşkım, sen öyle biri değilsin. Ben de zaten bu yüzden seni çok seviyorum. Kusura bakma Kadircan ya. Sinirlerim bozuldu iyice. Sabah bir iş görüşmesine gittim. Başka mağazaya. Vallahi çok sevindim. Nasıl geçti? Nasıl geçsin? Fethi adımı çıkarmış bağlantılarını kullanıp. Son çalıştığınız mağazadan olaylı ayrılmışsınız. Sevgiliniz mağaza müdürünü dövmüş, işi alamayız siz dediler. Şerefsiz ya, aşağılık herif. Kadircan, ben Fethi'den özür dilemeye karar verdim. Saçmalama Cansu, ne diyorsun sen ya? Olmaz öyle şey. Başka yerde iş bulamam. Özür dileyeceğim, işe geri döneceğim Kadircan. Burhan Bey söyle, hallettin mi? Hallettim Emin Bey. Ben şimdi sizi almaları için arkadaşları gönderiyorum. Ha, yok 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 yok, kimseye söyleme sen. Sen adresi ver bana, gerisini hallederim. Şimdi ben ne desem siz kabul etmeyeceksiniz. Aynen öyle, bak biliyorsun artık. Ha. Peki o zaman. Anahtar resepsiyon görevlisinde. Onlar size teslim edecekler. Ben size adresi vereyim. Tamam ver, dur bir dakika. Evet. Söyle. Yok, ben bizimkilerle konuşacağım, sana holdingde bir iş ayarlayayım. Sen kendi söylediklerine inanıyor musun Kadircan? Sizinkiler kabul etse ben kabul etmem bir kere. Ya niye kabul etmesin Cansu? Gidip o şerefsizden özür dilemek daha mı iyi? Kadircan, mecburum. Yok başka çare. Ya mecbur falan değilsin. Sen tacizci, sapık, ahlaksız bir herifle çalışmaya mecbur falan değilsin. Kadircan, ben bu zamana kadar tek başıma ayakta kalma mücadelesi verdim. Fethi'ne ilk ne de son. Böyle iş hayatı. Hep kendi başıma ayakta kaldım, mücadele ettim. Bundan sonra da kendim mücadele etmeye devam edeceğim. Ya Cansu, ama artık tek değilsin. Ben yanındayım senin. Ya bak, bana biraz zaman ver. Evde yeni kıyamet koptu. Ortalık bir sakinleşsin, ben bunu halledeceğim. Ne oldu? Büşra mı? Yok, bu başka. Ya babam eve bir kadın getirdi. Bir süre bizimle kalacak. Öyle olunca da ortalık karıştı. Nasıl yani? Ya Uğur diye bir kadın.
Böyle parasız pulsuz ortada kalmış. İşinden falan da kovmuşlar. Hani babam da yardım etmek istedi anladığım. Ama işte annem yanlış anladı. E annen haklı Kadircan. Yüzsüzlüğe bak ya. Ben burada tek başıma ayakta kalma mücadelesi veriyorum. Millet size yaslanma derdinde. Hayır baban nasıl tanışmış ki? Kadircan bu kadın sizin paranızın peşinde olmasın sakın. Yok ya sanmıyorum. Kadın hamile zaten. Orhan Sarıhan'ın çocuğunu taşıyor. Ay yok artık daha neler. Tamam canım. Tamam sıkma canını.